Kuralı ben kenarda hatırlatayım ne olur ne olmaz. Logaritma a tabanında a üzeri b bunlar gider b olur. Bu yüzden logaritma 2 tabanında 2 üzeri 2 bu yüzden 2. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 4 4. Ve logaritmada taban ne olursa olsun burası 1 ise cevap her zaman 0'dır. 2 4 0 toplamları 6 b şıkkı. Logaritmada taban asla 1'e eşit olamaz. Bu yüzden bunu bir eklememiz lazım. İkincisi arkadaşlar taban her zaman sıfırdan büyüktür. Bu yüzden x büyüktür 1 olur. Birinci, ikinci bilgimiz. Üçüncü bilgimiz logaritmada sayı her zaman sıfırdan büyüktür. x büyüktür 6. Bu üçünü birleştirdiğimiz zaman zaten hepsi bu şartı sağlıyor x büyüktür 6 dersek cevap c şıkkı. Logaritma 2 tabanında 16, logaritma 2 tabanında 2 üzeri 4 olduğu için 4 olacaktır arkadaşlar. Kola logaritma kök 3, 3 üzeri 1 bölü 2, 9, 3 üzeri 2. Hatırlayın ne diyorduk? Tabanın üstü ters çevrilir. Yani 1 bölü 2'yi ters çevirirsen 2 olur. Sayının üstü direkt başa kat sayı olarak gelir. Bu yüzden log 3, 3 zaten 1'dir. Bu da 4 lira olur. Sonra e, ee, çay ln demiş. Logaritma tabanında e 1'dir arkadaşlar. Bunları zaten bilmek gerekiyor bence. Logaritma 5 tabanında kök 5. 5 üzeri 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü 2. Ve logaritma 4 tabanında 8. Demin söylediğim gibi logaritma 2 tabanında 2. Ve 2 üzeri 3. Yani şunu bir düzelteyim pardon. Şurası 2 üzeri 2 burası 2 üzeri 3. Tabanın üstü ters çevrilir. Sayının üstü direkt olduğu gibi katsayı olarak gelir. Bu yüzden bu da 3 bölü 2 oldu. Şimdi artık 3 kahve demiş. Kahveye 4 lira dedik 12 TL. 2 kola denmiş arkadaşlar. Kolaya kaç para demiştik bir göreyim bakayım bir. Logar evet 4 demişiz. Dolayısıyla 1 2 kola 8 TL. 1 çay 1 TL. 4 su 1 bölü 2 yani 0.5 4 ile çarparsak 2 ve soda da 1.5 TL. Bundan da 4 tane alınmış 6. 8, 8 daha 16. 12 daha 28. 1 daha 29. B şıkkı. H bileşke H2 de 2 sorulmuş bize. H'nin içinde H2. Şimdi bakalım. Logaritma 2 tabanında H2 eksi 2. 2 eşittir 2 x gördüğümüz yere 2 yazdık. Böylece logaritma h tabanında 2 4'e eşit oldu. Log 2 bu tarafa ne olarak geçer? Taban olarak geçer. 2 üzeri 4 yani 16. Artık bu gitti. H gördüğümüz yerde x yerine 16 yazacağız. Logaritma 2 tabanında h 16. Eksi 16 eşittir 2. Logaritma 2 tabanında h 16. Öbür tarafa atarsak 18. Log 2 diğer tarafa 2 olarak geçer. Buradan da arkadaşlar h 16 eşittir. 2 üzeri 18 oldu C şıkkı. Logaritma 2 0.301 olduğuna göre logaritma 0.8'i nasıl yaparız arkadaşlar? Bakın şimdi logaritma 0.1 çarpı 8 olduğu için logaritma 0.1 artı logaritma 8'dir. Logaritma 0.1 logaritma 10 üzeri eksi 1 dolayısıyla eksi 1 olur çünkü log 10 gider. Artı log 8'de de log 2 üzeri 3 olacağı için bu 3 çarpı log 2 olur. Üst başa katsayı olarak gelir. Log 2 gördüğümüz yeri arkadaşlar 0.301 yazacağız. Böylece eksi 1 artı 0.903 eksi 1 artı 0.903'ü topladığımız zaman da eksi 0.097 oldu. Yani o zaman D şıkkı oluyor. Normalde arkadaşlar log 16 yapması gereken şey logaritma 2 tabanında 16 olarak algılıyor. Haliyle 0.5 zaten 1 bölü 2 çarpı logaritma burada ne olduğunu bilmiyoruz. A olsun şimdilik artı 4 eşittir 6 gelmiş. Haliyle A buradan 2 çarpı 2'den 4 geldi. Şimdi logaritma burada 2 tabanında algıladı burayı ve şuraya yazdığı sayı x olsun burayı 4 gördü. Normalde ama burası 2 olmaması lazım. Buna göre şimdi burada x sayısı 16 arkadaşlar. 2 üzeri 4'ten biz şimdi gerçek sonucu bulalım. 1 bölü 2 logaritma 16 artı 4. Logaritma 16 arkadaşlar birden büyük bir sayı ama 1'e de çok yakın. Yani logaritma 10 sonuçta 1 iken logaritma 16 1,5 falan olamaz. Şöyle söyleyeyim ben size. Yani 1.1 olsun hadi. Yani o kadar küçük yakın bir şey çünkü. Bunun sebebini de söyleyeyim size logaritma grafiği çok yavaş artar. Bakın şimdi siz logaritma 10 veriyorsunuz tabana sayıya 1 çıkıyor. Ta ileride 100 veriyorsunuz anca 2 çıkıyor. Haliyle logaritma 16 da gerçekten 10'a çok yakın olduğundan 1'e çok yakın olacaktır. Şimdi 1.1'i e, 2'ye bölersek tahmini olarak söylüyorum bakın 0.55'tir. Ben buna 4 eklesem 4.5, 4.55 olur. Buna en yakında gördüğünüz gibi 4.31 var D şıkkı. Bir fonksiyonun tersi demek o fonksiyonda X'i yalnız bırakmak demektir. Haliyle bakın şimdi Y eşittir 5 üzeri X eksi 2. X'i nasıl yalnız bırakırsın? Şimdi önce şu 5'ten kurtularak üstündeki tabanındaki o öbür tarafa log olarak geçer. Logaritma 5 tabanında y x eksi 2 olur. Bütün olay bu. Artık öbür tarafa 2'yi attığın zaman logaritma 5 tabanında y artı 2 eşittir x olur. Bitti. F'in tersi x logaritma 5 tabanında x artı 2 oldu. Tabi böyle yani bu ayrı artı 2 ayrı. Şimdi gelelim buraya log 2 x artı 2'ye. Gx'e de yine y diyelim bakın. İki öbür tarafı artık taban olarak geçiyor. Bu logaritma üstel fonksiyon değil. Burada da 2 üzeri y olarak geçer. X artı 2 olur. 2 üzeri y eksi 2 eşittir x deriz arkadaşlar. Artık bu ikisinin toplamı soruluyor bize. Logaritma 5 tabanında x artı tabii ki y gördüğüm yere artık ne yazıyorum? 2 üzeri x. Birisinde eksi 2 var, öbüründe artı 2 var. Bunlar gitti. Logaritma 5 tabanında x artı 2 üzeri x'ten c şıkkı. Mn'yi öbür tarafa taban olarak atarsak mn üzeri 5 eşittir m üzeri 4. m üzeri 5 çarpı n üzeri 5 eşittir m üzeri 4. m sıfır olamaz o yüzden sadeleştirme hakkınız var. m çarpı n üzeri 5 eşittir 1. Buradan da e, m'nin 1 bölü n üzeri 5 olduğunu görüyoruz. Haliyle bakın şimdi Logaritma ne? M gördüğüm yere 1 bölü n üzeri 5 yani n üzeri eksi 5 yazacağım. Log n n birbirini götürecek. Eksi 5 a şıkkı. Toprağın altında kalan kısım işte şöyle x olsun arkadaşlar. x artı 8 artı logaritma 6 tabanında 2 eşit olmalı 10 artı logaritma 6 tabanında 3'e. Buradan x eşittir 10 eksi 8 2 logaritma 6 tabanında 3 eksi Logaritma 6 tabanında 2. X eşittir 2 artı. Ne diyoruz? Arada eksi varsa bölü demektir. Logaritma 6 tabanında 3 bölü 2. Sonra arkadaşlar buradaki 2'de de soruda gördüğünüz gibi artı 2 olmadığı için aslında o logaritma 6 tabanında 36 demektir. Ne yapacağım bakın ikisine de logaritma 6 tabanında yapmış oldum. Zaten sorularda bazen istediğiniz cevaplar doğru yapmanıza rağmen gelmiyorsa tabanları birleştirmenizi istiyordur. Ben de bu yüzden log da birleştirdim. 36 çarpı 3 bölü 2'den de gördüğünüz gibi logaritma 18 çarpı 3'ten 6 tabanında 54 oldu D şıkkı. Burada önce şu kuralı bir hatırlatayım isterseniz. Logaritma A tabanında B yeni bir tabanda yazılırsa logaritma C tabanında B bölü logaritma C tabanında A olacaktır. Bu yüzden verilen taban 5 sorulan taban 45 ben Cinsinden dediği için verilen tabanı bakın nasıl yazıyorum. 45, 15. Siz de böyle yapın. Dikkat. Logaritma 5 tabanında 15. Bu üste geliyordu. 45 de 6. Logaritma 5 tabanında 45. Gördüğünüz gibi böylece logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 3 bölü logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 9. Logaritma 5 tabanında 9 yerine Logaritma 5 tabanında 3'ün karesi olduğu için 2'yi katsayı olarak başa atabilirsin. Logaritma 5 tabanında 5 1. Logaritma 5 tabanında 3 u olarak verilmiş soruda. Yine aşağısı 1 artı 2 u oldu. Böylece cevabımız e şıkkı. Bir polinomun x eksi logaritma 3 tabanında 8 ile bölümünden kalan demek. Burayı sıfıra eşitlersek x gördüğümüz yere logaritma 3 tabanında 8 yazacağız demek. Hemen yazıyorum 2 çarpı Logaritma 3 tabanında 8, logaritma 4 tabanında 3 eksi, logaritma 3 tabanında 9. Şöyle bir kuralımız var ona uygun yazayım. Logaritma 4 tabanında 3 çarpı logaritma 3 tabanında 8. Bunlar birbirini götürüyordu arkadaşlar. Bu yüzden logaritma 4 tabanında 8 de logaritma 2 tabanında 2 üzeri 2. Burası yine 2 üzeri 3. Tabanın ters çevrilir, sayının aynen alınır. Logaritma 2 tabanında 2 olduğu için bunlar gider. Şu ifade 3 bölü 2 oldu. 2 çarpı 3 bölü 2 eksi logaritma 3 tabanında 9 3'ün karesinden dolayı 2. Buradan artık 3 eksi 2'den cevap 1 oldu A şıkkı. 54 3'ün 3. kuvveti çarpı 2 olduğu için aslında şöyle bir ifadedir. 3 log 3 artı log 2. Bakın 27 çarpı 2 dedim dediğim gibi. 27'nin artık 3 üzeri 3 olduğunu alışın. 3'ün de başa katsayı olduğunu görün. Yine log 125 nedir arkadaşlar? Log 5'in 3. kuvveti olduğu için 3 tane log 5. Sonra arkadaşlar yine log 24 de log 2 üzeri 3 çarpı 3 olduğu için 3 tane log 2 artı log 3. Şimdi bunları bir öğrencinin üçünün de doğru cevaplaması için logaritma 3'ü, logaritma 2'yi ve logaritma 5'i bilebiliyor olması lazım. Şimdi bu şartlarda nasıl olabilir? Birincisi logaritma 5'i hadi diyelim bilmiyor. Şu da olabilir. Logaritma 1000 eksi logaritma 2 üzeri 3. Çünkü 125 1000 bölü 8'dir. Ben buna da razıyım. Böyle bir şey olursa bak şıklarda o da olur. 3 eksi 3 log 2. O zaman en azından neyi anladım? Hadi bak log 5'i bilmesin. Öğrenci log 3 ile log 2'yi bu soruda bilmeli arkadaşlar. Log 3 ile log 2'yi nasıl bulabilir? Hangi elemanlar olursa log 3 log 2'yi bulabilir? İşte bakın E şıkkı görüyor musunuz? Burası sonuçta log 3 artı log 2. Bir ifade var. Sonra logaritma 12 dediğimiz şey ne? 2 tane log 2 artı log 3'tür. Bunu da biliyoruz. Taraf tarafa çıkarırsanız log 2'nin ne olduğunu bilirsiniz. Yine log 2'yi yerine yazarsanız log 3'ün ne olduğunu bilirsiniz. Böylece arkadaşlar log 2 ve log 3'ü bulduğunuz için bak 125'i bile 1000 bölü 8'den hepsini dahil olmak üzere doğru cevaplayabilirsiniz. Bu yüzden Asya'nın elinde log 6 ve log 12 kartları olmak zorunda en azından.